Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir akşam, iyice de kış geldi, havalar soğuyor. Hoşunuza giden güzel bir video olur umarım. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. 10.000 abone için abone olup yorum atmayı, beğeni ve hype'larınızı da kullanmayı unutmayın. Ayrıca akşamları da Twitch'te yayın açıyorum. Reklamları şu anda minimum seviyeye indirmiş durumdayım. Arkada bir ses olsun veyahut yayın izlemeyi seven arkadaşlar da gelirse, destek olursa sevinirim. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, güzel yayınlar oluyor. Reklam derdi de ortadan kalktı gibi bir şey. Yapabileceğim en düşükte şu anda. Şimdiden teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler. Bugün 5000 tane ay ışığı var açılacak. Bir yandan da canlı yayındayız. Önce bir biyologla at görevini yapalım. Ardından bunları açacağım. Bu videoda hedefim de map'e girmek. Bakalım şu biyoloğu bir verelim, ay ışıklarını açalım da. Haydi oğlum lanet kitabı. Oğlum nasıl yakıyor özütle, ben anlayamıyorum ya. Basmadım mı acaba? Çok yakıyor özütle bu görev. Şaşırtıcı ya. Haydi Seyis, beni uğraştırma. Tet de geçir. Adamsın lan. Yok. Ya ben almadım ki. Nereden geldi bu envanterime? Yani doğru, kendisi verdi zaten. Göreve tıkladın, aldın işte. Ulan daha 6 günü 5 günü vardı ya. Şimdi at görevleri bitti. Ay ışıklarını ben açmaya başlıyorum. 5000 tane var. Hepsi bitince en son sonucuyla geleceğim. İnşallah güzel derecede zen ve parşömen elde ederiz. 200 taneyi bir beraber açalım. Görmek isteyenler için. Hızlı hızlı durana kadar. Ondan sonra ben hepsini açıp geleceğim. Şöyle son 3, 2, 1 bitti. 200 taneden 9 tane iyi, yine ortalamanın bir tık altında. Hepsini açıp geliyorum ben. Battle Royale'e geldik. Biz 3 kişiyiz ama birbirimize de saldıracağız. Toplamda 10 kişiyiz. Bakalım. Birinci olma hedefim var bu sefer. Demin bir tur attım, acemiliğimi attım. Haydi bakalım. Son Son 1. 2, 1. Abi hemen bir metin kesip alt... Lan. Hayatta kalma 17 Işınlama. diyor. Nasıl? O nasıl lan? Ne Hani oldu lan? ondu? Abi Haydi sarı kutu. bakalım. Uf, oğlum her yer sarı kutu lan. Oh, bu el Oğlum kesim. benim kutulara çok uzak bıraktı beni Bu el ya. Bu ne kesim ya? bende. Etrafımda adam da yok. Of, 4 tane kutu. Oğlum kutuyu kesemiyorum. Ha, benim bir tane metin kesmem lazım bunun için. Neyse sıkıntı yok. Oh, binet çıktı. Oh. Ancak mor iksiri verdi ya. Mor Abi yakut iksiri bir de ejderhası adamın bize. hızlı pet. Oh tamam. Taktiği bilen kazanıyor. Aa bak, şuradan bir metin kesiyorum. Kutuların içinden geçiyorum. Süper yere attı. Şu itemleri bir toplayıp geleyim. Metin boş attı lan. Nasıl oldu ya? Dur bakayım. Heh. Dört, Oo, okla üç. yay. Yayın STR'si. Güzel. Kes şunu Şimdi ya. çat. Heh. Kılıç da attı. Oo, STR'ye bak. Oğlum bu el kesim bende lan. Kanka bu el Şunu kesim bende. Binetler, mor potlar. at. Oh, Şunu bandajlar. at. Gel gel gel. Şurada bir şey var. Oha! Ne Tamam, oldu? bu çok güzel. Ne çıktı? 3 gayetini zırt düşündüm. Oha. Abi metin Zırta keseyim değil mi? Zırh da lazım sonuçta. 28 attım lan. 5K. Bastım. Allah belamı versin. 5000 ipili zırh düşürdüm. Oha. Ha, ben senin şansına tüküreyim. Oğlum bu el bende lan. Oğlum bu el bende de adam var. Dur. Ayakkabı yok, hiçbir şey yok. 5K ipili zırh düştü lan. Oha. Alanda Adam ben direkt 5K'lıyı da takmış bu arada. taktım direkt. Daha zırhlara bakmama gerek yok herhalde. Akıyor ya. Kanka şunu mu bassam? Orta iksir basayım. Çok yavaşım ya. Metin yok ki babacığım. Güzel bir kalkan düşüremedim hala ya. Bende bir tek zırhlı silah var, güzel. Tutuyorum ben bandajları. Mani de Oğlum verdi. kalan 13 diyor. Biz kaç kişi başladık buna ya? Aha 5K. Onu satayım. Ne oldu? 5K HP, 10 hareket hızı, 20 ip absorbe. Bende de ondan var. Oğlum benim acil bir şekilde kaçmam lazım. Alan geliyor. Abi inşallah kimse bana dalmaz ya. Oğlum bu lavuk kafayı bana taktı lan. Ah, yine bir tane Yine kafayı. alay bana girdi. Allah belasın. Bu hastası bize kafayı taktı, koşturuyor da Allah'tan mor poplarım, binetlerim var. Sıkı. Oha, beni bitenden alan yaşadı ha. 5700 ipim var. 5 kişi daldı lan bana. Öldün mü sen? Tabii oğlum, 5 Hani kişi daldı. harbi mi? Ana lan, herkes peşimde. İyi kullan. Metinlere bak, o bırakmayacak peşini. Çöp. Reis harbi bırakmadı lan. Aa, gidiyor. Niye biz 17 kişi başladık ya? O kötü oldu ya. Oğlum hayırdır lan? Trekler. Manusu var çakalın. Yakalayamayın ki manuyla.
Dino, 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 Dino gel, 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 gel. Dino, Dino, Dino gel. Ey yak. Oğlum birbirinize dalsanıza. Kanka bu hile değil mi şimdi? İkisi de beni kovalıyor. Hani ban sebebiydi? Neyse kayıt kanka, var olmadı ticket atarız. Belki ortak değiller ama iki kişi sana vurmak istediler. O ayrı bir. Ya öyle bir şey yok. Az önce de 5 kişi kesti lan. Allah'tan bir binet daha var. PUBG taktiği yapacağım. İnşallah tuttururum bu taktiği. Çok item düşüremedim. Yayın bile yok. Yakın mesafe kapışacağız. Oğlum burada da oğlum, savaşıyorlar. Ben size söyleyeyim. Hayda. Kanka zaten 17 kişi başlatması sıkıntıydı. 10 kişi başlatması lazımdı. Bu kim? Binetli. Saklanmış oraya. Bu nereye lan? Alan küçülmeden kutu ara. Kanka yok ki kutu. Beyler sessiz sessiz. Şşş, kimse yok. Oğlum morpot. İnşallah bir tane bineğim var. Canla basamayacak. Bende de yok bandaj vallahi işin sıkıntısı. Gizleneyim gizleneyim. Eyvah gizleneyim. Eyvah eyvah. Bastım baba bineği. Yapacak bir şey yok. Aha bana geliyor. Aa bak bunlar harbi birbirine vurmuyor ama bak. 4 kişi beni kovalıyor sadece. Ben kazanamam ki zaten. Baksana işte bana da aynısını yaptılar. Neyse yapacak bir şey yok. Demek ki bunlar o şeyci tayfadan. Ortakçı tayfadan. Kanka yerde hippili. Gerçi hippili ne bulacağım ki? Bak bak vurmuyorlar birbirlerine. Bak. Adam bana 140 vuruyor. Ben adama 34 vuruyorum ya. Dur lan bunları ifşalayacağım. 3 kişi bana vuruyor kanka. Bunlarda bir sıkıntı var. Öyle kanka hepsi 1 zaten. Olsun sıkıntı yok biz eğlenmeye girdik. Bu mod ne saldır reis saldır. Ne yapayım abi yapacak bir şey yok. Şu an galiba 5 kişi de aynı kişi. Hepsi beni kovaladığına göre. 3 kişi seni kovalıyor hatta 5 kişi. Kanka 5'i de beni kovalıyor ne 3 kişisi. Kayıt al kanka. Kayıtta zaten sana atayım istiyorsan ticket at. Ben uğraşamam. At bana onu ben ticket'ını atacağım. Tamam ben yarın montajlarken sana atarım ticket atarsın. Oo şu an çok iyi kayıtta bak. Hepsi beni kovalıyor tamam. Ban sebebiyse atayım sana at gitsin ticket. At at burayı bana at ben ticket'ını atacağım. Tamam. Bana da aynısını yaptılar çünkü. Sıkıntı yok. Aynen bak bunlar daha beni kesen. Ben daha bir daha girmeyeceğim zaten de. Ban sebebiyse güzel bir temizlik yapmış olur. Dur lan dur ölmeden vurayım bari birinize. Belli zaten beni keseceksiniz. Kaç vuruyor? Aa 30 vuruyor. Dur lan ölmeden bir kılıç da vurayım. Durun kesmeyin. Bence savaştan sonuna kadar git. Sonuna kadar ne gideyim? 5'i de beni kesiyor görmüyor musun? Bana kanka. Hepsi sana vuruyor bak. Birbirlerine vuruyorlar mı? Bak dans ediyor. Tamam bunlar belli. Kayıtı aldım. Hanımlar beyler tekrardan kayda girdik. Level raporu vereceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi şamanımız 93. Suramız da 90.5 level şu anda. Tam yarımda. 52 XP'si var. Güzel bir item düşmedi. Ben Vayne'le toplamaya devam ediyorum. Tabii ki de. Bakalım. Zehir 10 ortalama. Böyle petimi yediriyorum. Petim arttı. Savunması arttı. İnşallah yani sürgünden çıkmadan belki 85 mamasına kadar zorlarız. Yani biraz elimizle takviye yaparız tabii mamasına. Oradan bir HP artışını da alırız. Suramız 90 level. Map'e girmeye hazır. İstediğimiz zaman map farmına başlayabiliriz. Ama şu anda liderle kasıyorum. Ayrıca şöyle bir şey de göstereyim. Arkadaşlar 2 hesabı da Lollipop aldım. Dediğim müzayede geldi. 778 şer app'ten aldım. Ulan konuşamadık. Güzel oldu valla. Bonus güzel veriyor. Hatta bonusu ben size Sura'da göstereyim. Sura'yı hatta almam çok daha güzel oldu. Şimdi pet var ya Sura'da. Verdiği bonuslar mükemmel abi. Bunun bir üstü zaten atlı. At zaten bizim işimize yaramıyor. Hani çünkü buradan biraz daha fazla bonus alacağız diye at alırsak bunun 10 canavarını da kaybederiz. O bizim işimize yaramıyor. Şu an mükemmel bir bonus. Böylelikle devam ediyoruz bakalım. Ben bırakacağım şimdi biraz daha level kassınlar. Atımızı geçen gün canlı yayında 19'a kadar getirdik. Ben şimdi inip onun görevini yapmak istiyorum birazdan. Şu lider artı bitsin şamandaki çok puan yiyor çünkü lider artı boşa gitmesin. O bittikten sonra ben ineyim bir görev yapayım bir yolok vereyim. ETP görevini falan alırım. Şamanınkilerini yaptım çünkü. Sura'yı da geride koymayalım. Sonra level kasmaya devam. Bir de şöyle kötü bir şey oldu. Ay ışıklarının şimdi sonucunu göstereceğim. Onu göstermediğimi unuttum. Maalesef abi ben at görevi yaparken yayında. Ne oldu? Yanlışlıkla 70 silahına tıklamışım. Şok oldum vallahi yayında. Herkes dedi biz yazdık ama görmedin. Bir baktım burada 70 silah var lan dedim ne oldu? Meğersem şöyle oyun görevleri buradan ata tıklarken yanlışlıkla genç kahramana tıklamışız. Ya ver şunu ver sanki item veriyor ya bak bak verdiği iteme bak şimdi. Allah razı olsun ya. Onu da vermedi. Versene oğlum bari. Göstermeyi unuttuğum Ayşe hasılatım burada dostlar. Ben bir at görevi yapmaya biyolog vermeye indim. İsterseniz sizinle ufak bir hesap yapalım. 5000 tane Ayşe açtık toplamda.
Bir sırada 5 tane var. 5 kere 5 25 paket açtık yani. Çarpı 1,30M diyelim. 32,5 won para yapıyor. Şimdi şöyle, öncelikle isterseniz zen fasulyeleri hesaplayalım. 32,5 won'umuzu buraya yazalım. Zen fasulyelerimiz 237 adet. Tanesi tabii ki de değişebilir ama biz 8,5M'den hesaplarsak herhalde hakkaniyetli olur. 20 won 14M. 20 won bu yapıyor. Zaten kaldı 12,5 won. Arkadaşlar 250 tane kutsama. Aşağı yukarı 250 tane kutsama, tanesi 1,5M desek 375. Hadi düz 4 won diyelim. 12,5'tu zaten. Kaldı 8,5 won. Biz 8,5 won'a görmüş olduğunuz 243 tane parşömen, burada 1400 tane kritik, 1200 tane delici almış olduk. Biraz da buralara arttı ve yaşamlar, kusama küreleri, cabası. Çok güzel. Daha ne olsun ki abi yani. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Gayet de memnunum bu açımdan. Satılmadı. Satmak istedim, satamadım. O yüzden ben de açmaya karar verdim. En azından zenlerle kusama kağıtlarını satınca neredeyse para bile fark kalmıyor. Benim için güzel bir deneyim oldu. Şimdi bir özütümü daha basıp yolumu vereceğim arkadaşlar. Daha sonrasında atımızı inşallah bugün bir level daha atlatacağız. 20 olacak. Sanırım 21'de yapabiliyorduk. Ben bir biyoloğa gideyim. Bakalım kaç tane kalmış. 7 tane sonra buradan da bir saldırı hızı alacağız. Haydi bakalım, güzel. 10 numara devam. Maalesef bana bu aralar böyle yapıyor arkadaşlar. Hani nedenini anlayamadım. Şu anda 24 saatin üzerinden 1 saat, yani 25-26 saat oldu. Hala daha bana at görevini yapmıyor. Bu konuda bir sıkıntı var. Bunu cidden çözemedim ben. Hep böyle yapıyor. Benim bildiğim 22-23 saatte falan doluyordu bunun süresi. Herhalde yanlış hatırlıyoruz. Arkadaşlar gene bir yabancı. Gene mutlu bir ticaret. Selamünaleyküm dedim, İngilizce dedi. Dur bir alayım. Öyle tercüme edeceğim size. Canavar berserker talim. Hayırlı uğurlu olsun. Hey bro. Abi dedim ki ihtiyacım var. Gerçekten çok ihtiyacım var. 70 ona verir misin? Ben yeni hesap oluşturdum. 90 levelim dedim. My 90 level. Sonra bir mom yazdı. Anlamadım falan dedim çocuğa. Ama sonuç olarak petimizi aldık. Abi içimde kalmıştı bu Alastor. Hadi dedim alayım ya. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi gidip 30-35 won. 81-85 level nerede pet? Razolor'a vereceğimi. Dedim bunu kasarız en azından. XP'si doldukça mama alırız. Metinden düşer falan filan. Ya dedik şey işte ya. Canımız çekti be abi. Şimdi bunu açamıyoruz. 2 level sonra bunu açacağız. Şu petimizi de satalım. Sağ olsun bize yoldaşlık etti. İçeri çıkarttık. Hasarımızı arttırdı. 68M'den alıyorum. Petsiz kasarız bir 2 level. Sıkıntı yok. Pazara atalım gitsin. 12 ondan falan atalım. Bunu da alan arkadaş güle güle kullansın. Bu arada şeyleri aldım arkadaşlar. Pazara kutsamaları attım. Hatta bir paket satıldı. Zenleri de attım. 8,5M'e denk gelecek şekilde. 7,5'a düşmüş. İlla ki çıkar. Çünkü 10 saat ay ışığı biraz etkiledi. 1-2 tane sağlam zen alan adamı çıkar. Petimizi de pazara attık. Vallahi bu iyi oldu ya. Şu an açamıyoruz. Levelimiz gelince bunu açacağız. Arkadaşa da teşekkür ederim. Canavar berserker talim. Tipi 5. 92 level bir Alastor almış olduk. Abi bu yabancılar iyidir. Helal olsun lan size. Valla bak bu levelde bir zaten Razodor ya da Mavi Ejder alsan 40-45 won. Hani düşük level alsan 30 won'a falan var. Böyle çok daha iyi oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. Durağımı sürdüğüne getirdim ama getirirken arkadaşlar şöyle şamana 60 tane kötü ruh getirdim. BK'larımızı okuyalım. Yani ben size göstermeden bir tur okumuştum yine 20 küsur. Acayip yakıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Beraber bir deneyelim. Süresi evet gelmiş. Yakarak göstermesi iyi oldu. Kılavuzlar bari birazcık iyi geçin be. Baksana fena yakıyor. 60 tane okuyalım bakalım. 60'da 2. Bak 60'da 2 sayacağım. Hatta 3 aslında. Çünkü 61 tane okuyacağız toplam. Ya da hızlı hızlı basalım. Fazla beklemeyelim. İnşallah biraz fazla geçer artık. En azından bir M olursa, M10 olursa iyi olur bu 60 BK ile. Kaç tane kaldı? 25 tane kalmış. Devam ediyorum abi. BK'larımızı bitirelim. Kaç tane? 5, 4. Hadi lan şuradan bir M10 ol be. Fazla yakıyor abi, yapacak bir şey yok. 3 BK, 2 BK, 1 BK. Aha M10 oldu lan. Çok güzel. Şunları da okuyalım. 9 BK sonra G. Hadi hayırlı olsun, güle güle. İnşallah hayırlısıyla G yapabileceğiz. Hala ortalamalı bir item çıkmadı. Peti beslemeye devam ediyorum. Güzel bir oda burada arkadaşlar. Tavsiye ederim. Burayı bulduk. Şöyle Sura'yı şu uçta hafiften otomatik hava doğru bırakıyorum. Şaman'ı da hafiften
Şu uçta otomatik yava bırakıyorum. Odaklarını fazla arttırmıyorum. Hani ikisi de sürekli beraber kasmasın. Amacım bu aslında. Şunun da hemen bir süresini doğrulayalım, kaydedelim, onaylayalım. Haydi bakalım başlatalım. Güzel güzel kasılsınlar. Tecrübesi bitince bir lider artılı çıkaracağım tekrar şamanla. Sura'nın hemen 92 olmasını istiyorum. Pet'i kullanmak istiyorum. 92 olunca da inşallah saat çok geç olmazsa kayda girip size göstereceğim. Sura'mız 92'ye ulaştı. Şaman'ın bileziğini de ona verdim. Şu anda bunu da 95 yapmak için burada tutuyorum. Pet'imizi taktık. Okçularda isterseniz ya da yargıçlarda bir pet'imizin hasarına bakalım. Şu anda kritik delici de basılı. Ben şunları da ekstra basayım. Pet'i yollayalım bakalım. 10k 10.100 bir kritikle hasar görüyoruz şu an. Devam edelim biraz daha bakalım. 10.5'u gördüm yargıçta. 10.800'ü gördüm. Son bir kez daha bakalım. O bize yeter. Tamam, 10.700-10.800 en fazla hasar gördük yargıçlarda. Şimdi çağıralım petimizi. Önce şu askerleri bir temizleyeyim. Tamamdır. Haydi bakalım. 10.800 maksimum görmüştük. Şöyle vurduk. 12'yi gördük. Düz 6'yı gördü. Bir tane daha koydum. Göremedik bunu. Dur bakalım. 11.800, 11.700. Şu anda biraz daha deneyelim. 12.200'ü gördük. 2 tane daha. 6.200 ne yapar? 12.400 yapar. 12.350. 12.400 gördük. Diğerinde de 10.800 görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. 1.600 bir burada bir hasar farkı var. Tabi böyle hasar denenmez ama petimizin çok uygun fiyata aldığımız ve özelliklerinin çok güzel olduğu gerçeğini değişmiyor. Bunu eğer 104 yapabilirsek vereceği tüm oranlar 16 berserker, 11 canavar, 13 delici. Eğer bu tip 8 olsaydı canavarı 12 verecekti. Blok yaptığımızda da bloğu 15 verecekti. Yani birer oran artıyor sadece. İnşallah ileride o da olur. Şimdi bunu bırakalım. Şaman'a geçelim. Şaman 95. İndirdim. Üstünü temizledim. Hatta bayağı bir süredir de böyle duruyor. Şimdi gidelim. Ufaktan çarşıdan buna bir item seti dizelim. Şu 3 itemi değişmeyeceğim. Kostüm kaskını vesaire. Diğer itemleri ben pazara attım. Bunun da efsununu değişeceğim. Hatta ben bununla başlayayım. Hani şöyle söyleyeyim. Ormanda mı kassam bilemedim. Açıkçası orman şu an fulldür. Okoa'ya mı gitsem? Çok kararsızım o konuda. Bakın tekte 1500 yer geldi. Birazcık deneyelim çünkü defans çok kırdığımız için iki itemden. HP absorbe olması lazım. HP absorbeyi zaten skill yakıyoruz sadece. Onu kolyeden karşılarım ben. Birazcık uğraşayım bakayım. İnşallah 1500 yerin yanında bir HP absorbe gelir. Arkadaşlar kafa biraz karışık. Yani bu itemi almak mantıklı değil aslında. Yani kafam çok karışık. Şimdi ben Okao'da kasacaksam bana şeytan lazım. Ormanda kasacaksam şeytana çok gerek yok. Çünkü slotlar hemen ölecek. Bilmiyorum, kafam çok karıştı. Böyle bir şey almaya karar verdim. Sonuçta bizim keyfimizden önemli değil. Oyun oynuyoruz. Burada 16 rüzgar 20 şeytan 30'da STR alacağız. Yani ya 100 level olunca tabi zaten kask değişiyor. Pahalı diyebilirsiniz ama bu zaten en kötü 20 won'dan falan gidecek bir item. Güzel bir item ki en ucuz 15 rüzgar 20 şeytan şu an 20 won zaten. 16 rüzgar 30'da STR'si var. Keyfimiz olsun abi. Paramız varken harcayalım değil mi? Güzel olsun. Bunu alalım. Dediğim gibi karar veremediğim için hani şeytandan kısma imkanım var. Ormanda kasacaksam çok şeytana gerek yok. Slotlar 2-3 vuruşa ölecek. Metin önemli. Hani kolyeyi metinli mi alsam? Orada çok kafam karışık. Bakacağız bakalım bir itemlere. Bileziğe geçelim. Evet, HP absorbesi yok ama rüzgarla şeytandan kırık vermeyelim. Nereye gideceğimiz belli değil. Şöyle bir bilezik alıyorum. 20 ondan 9 alıyorum. En azından satması kolay oluyor bunların. Böyle benim gibi kolay olsun diye 9'a bakanlar olabiliyor. Haydi bunu da aldık, hayırlı olsun. Kostüme şöyle bir şey gelmişti. Bunu değişeceğim muhtemelen. Kırık veremem. Ayakkabıyla kolyeyi de şöyle 8'er ondan aldım. Ormanda bırakırsam eğer kolyeyi metinliğe geçireceğim. Daha belli olmadığı için şöyle CP absorbeli kritikli bir şey aldım. Yanında nasıl girdin? Mesela kas kostümüne düz 1500 yer getirdim. Zırhı böyle bıraktım. Şu an 92 rüzgar var. Yine lollipop'un etkisiyle şöyle çıkarayım. Düşüyor zaten, görüyorsunuz. Gireceğiz bakalım. Bir rüzgar estradan da kasktan geliyor. Bunu 15'e zorlamadım. Yani dediğim gibi nerede kasacağım belli değil. Ormana zaten şu an dayanır da. Yine de bir bakacağız. Yine ben ufaktan ormanın yollarına doğru yola çıkayım. Gideyim bir Uriel XP sağlayayım. Ormana geldim. Gerçekten aşırı kalabalık. Tahmin etmiştim. Çünkü en son bagcanımı da çark keserken kafayı yemiştim. Onun gibi bayağı kalabalık. Şimdi 5 rüzgarımız kırık. Tabii ki de sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bunun en büyük kaynağı defans, biyologsuz, hiçbir şeysiz bir çar olması. Bunu biraz absorbe etmek için kostümdeki rüzgarı maksa çekip bir titan kalkan yapmayı düşünüyorum ama şu an akşam oldu. Hani ölse vesaire de çok da işkence çekmez çünkü çok kalabalık. Yine de bunu sabah hallederim diye düşünüyorum. Yanımdaki karizmatik de kardeşim bana çekmemiş. Çok yakışıklı kendisi.
Bir tane pet aldım. XP bonusunu zirve yaptırttım. Şöyle göstereyim. 350 sabit bonus var. 50'si gidecek. 300 kalacak. 3 saat sonra bonus aldım Uriel'de. Oo, ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Teşkilat mısınız? 5 kişi geldi başıma. Neyse burada bırakacağız bakalım hesabı. XP'sine de bakacağım. Çok şeyse saati falan yazayım. Acayip az kasarsa ben bunu Oko'nun içinde kasarım. Çünkü bu eziyet çekilmez yani. Hani en kötü bir 110 olsa rahatlarız da. Duruma göre 105'te bırakabilirim bunu. XP'sini 105'ten sonra artık kendi AFK farmdayken halleder. Bakalım bir süre kalsın. Bunlardan haberdar ederim. Ve an itibariyle Sura hesabımızda 95 oldu. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bunun zaten petimeti vardı biliyorsunuz. Güzel oldu. Vallahi 95 olması en azından sürgün aradan çıktı. İtemleri pazara atabileceğiz. Farklı itemler alabileceğiz. Komple şunların hepsini şu an satabileceğiz. Ufaktan bir gidelim cama. Pazarımızı açalım. Durum nedir ne değildir size şöyle göstereyim. Atımı 20 yaptım. Şu anda beklemede. Seyiste şu an asker at kitabı için bekle diyor. Hani at skillimiz gelecek, statümüz gelecek. Biraz Dates'ten kırarız. Dates'i ben fullledim. Atabilince zaten gereği kalmayacak. Biraz Dates'ten kırarız, EP'ye falan. Onlar önemli detaylar değil. Bir gidelim bakalım satışlar ne durumda. Birazcık item falan koyalım pazara. Arkadaşlar açtım pazarı. 59 won 73 emlik bir satış var. Şam'ın itemleri atmıştım. Sanırım hiçbiri gitmemiş ya. Evet sanırım hiçbiri gitmemiş. Bu arada şu kaskı 5'e kurmuştum. Şaman'ın 15 20 20 şeytan 25 günlük. Bunu 3'e düşüreceğim. Gitmesini istiyorum. Yani çünkü cama baktım bir tane 3 won'dan vardı süresi bu civarda. Bir tane 2.40'tan kısa günlü vardı. O sayılmaz. Bir tane 3 won'dan var şimdi. Alınsın yani şimdi 1 won 2 won fazla kazanacağız diye satılmamazlık olmasın. İtemler gitmiyor. Sıkıntı var maalesef ki. Şimdi yani baksanıza BK'lar burada yıllandı resmen ya. Bunları alacağım mecbur. Yapacak bir şey yok. Hani üstüme alayım. Zaten bir tane iki tanesi hava kalıcı. Kalanlar kutsamayla benim BK'lar. Okurum en azından hani. Yere de atmayalım. Yazıktır, günahtır. Parayı da üzerimize alalım. Ben itemleri bir pazara sallayayım şimdi. İtemleri pazara attım arkadaşlar. Zırh şimdilik dursun. Map'te şimşekler tada da takılabilirim. Buzlu da. Yani bu zırh bir sıkıntı yaşatmaz şu anda. Değişmeye gerek yok. Sandıklarımızdan 80 ve 90'ı açmak istiyorum huzurlarınızda. Eldiven vesaire zaten marka gelecek. Benim için önemli olan şöyle oh ejderha kor şeyi de geldi. Sandık zaten daha yok. Arttırma ve efsunlar. Ayrıca bunlar da güzel. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Ne yapalım? Yapmayalım abi ya. Büyülü zırhı yaparız. Bunu zaten geliştiriyorum. Yoksa müzeviler boşa kalacak. Ben burada bunları görünce sinirleniyorum. Satarım yoksa satıcıya. Onlar orada kalacağı için. Neyse arkaya atalım. Abi şimdi gelin şu korları açıp bir simya deneyelim. Çünkü bayağı bir altyapım da var. Şimdiye kadar birikmişler. Şöyle göstereyim size de. Ufaktan yontulmuş değil de ender mi vardı? Bir şeyler var. Açalım abi bunları. Çıktığı yere kadar çıksın. Satıp paraya çevirelim. Günlük ETP'mi zaten bitirmiştim ben. Bakalım neler var. Birazcık yontulmuşlar var. Ben bunları bir deneyeyim bakayım. Zaten bir simyam var. Uzatmaya çok bir masraf gitmiyor. Hatta bugün ilk defa uzattım aldığımdan beri. Hepsini endere getireyim geleyim. Arkadaşlar hepsini endere kadar getirdim. Şöyle Onisi çıkmadı. Granada da deneme yok. Safirden bir denememiz var. Totem yapmayacağım. Safir geçti güzel. Bu sefer totemsiz hızlı basma taktiğiyle deneyeceğim. Yeşim de 2'de 2 geçti ve sonucunda oha lan Yakut da geçti. Elmas. Heh tamam lan dedim başımıza iş gelmesin. Mükemmel abi. Elmas da geçse iyi de o da bayağı değerli ama en azından 1 Yakut, 1 2 yeşim, 1 safir almış olduk. Mükemmel abi ya. Mükemmel. Hani aşağı yukarı bir 7.5 won falan herhalde bunlar şu an 7.5 8 won tertemiz bir para almış olduk güzel oldu. İtemler alıyoruz arkadaşlar bunlar bizim sürgünde düşürdüğümüz ortalamalı itemler ve biliyorsunuz yarım kalan kolyelerimiz vardı. Hatta bir tane daha silah var onu da şöyle yere atıp alayım bu da 34 ortalama. Şamınımın yan çarı şamın hemen geri ormana götüreyim ormanda zaten süre atmasın dışarı. Şimdi şunu yapacağız şu arkadaş galiba bizi kesecek dur kaçalım. Bir tanesi 3 elçunda kalmıştı zaten. Önce ona bir 4 yapacağız. Sonra bunu da 4 yapacağız abi. Elimizdekiler zaten yeter diye düşünüyorum. Yetti güzel. Diğerleri arkada kalsın. Onların icabına bakacağız. Onları bir arkaya atalım. Şimdi bu kolyeleri bir 5 elçun yapalım. Tamamdır. Elçunlarını hallettim kolyelerin. Bunları da pazara sallayacağım ben. Şimdi üstümdeki satılacak şeyleri satmak için çarşıya gitmem lazım. Bir gideyim çarşıya. Pazar değer bulabilirsem kolyeleri de kuracağım. Öncelikle şu hemencecik kötü ruhla müzeviyi değerlendirmek istiyorum. Bir tane BK okudum. Günüydü. Büyülü zırh geçti. Bunlara önem vermeyeceğim. Geliştirmeyeceğim ekstra. Sadece elimizdeki kötü ruhla şeyi bitirmek istiyorum. En azından
Tam 5 taneyle 2 seviye daha atlattık. Bu da M4 oldu. M4 M4 odağını kullanmamız gerekirse kullanırız. Yine C6 zaten bu bize yetiyor. Süresi geldikçe de okuyorum. Bir tane de beraber okuyalım. C7 olmadı. Şimdi bunlara uygun ben kuşak bakacağım arkadaşlar. 31, 30, 34 ve 36 ort. İtemleri çektim geldim. Bu arada arkadaki ışığı da kapattım. Beni birazcık rahatsız etti şu anda. Şöyle 19 M3'ü 4 von alıyorum. Bir tane 18 aldım atmalık fiyattan. İki tane de 17 lazım bana arkadaşlar. Ulan yanlış aldık ya. Ben 20 arıyordum. Kafa gitti dur. Bunu tekrardan 4 von atarız. Bir tane 20 almam lazım. Ben bakmaya devam edeyim. Biraz dalgınım da kusura bakmayın şu an. Toplamda 214 kutsamayla artı basmaya başladım. Normalde 6 yapıp emdirmek mantıklı. Fakat özellikle şu 36 ile 34'ü 7 ya da 8 deneme ihtimalim var. Yani oradaki 3-5 STR fazlalık insanın gözüne hoş gelir. Piyasada trilyon tane kuşak olduğu için bizimkiler ön plana çıksın istiyorum. Ben birazcık basmalara başlayayım. Dediğim gibi 214 kutsamayla başladım. Artı sıfırları falan savaş kağıtları dahil. Masraf sayılmıyor abi kutsama hariç. Çok ucuz artı basmaları. Kuşaklara zaten bir tanesini 4 von diğerlerini 3.65 atmalık fiyattan aldım. Hepsini hesaplarız. Birer tur artı 7'yi beraber deneyelim arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Bunlar geçse güzel olur ama diğerleri biraz fazla yakıyor. Bakalım şöyle. Bir tane 7 oldu. Güzel. Abi bir tane daha ver. Bu arada artan STR'yi görüyorsunuz. 12 STR. Yani 2 STR 3 STR bir şey fark edecek. Çok düşük aslında. Bu da geçmedi. Bir parşömen daha. Diğerlerini de o arada artı 6'ya yükselttim. Şöyle bir tane daha geçti. Güzel. Bir tane yandı. Sen bunlar artı 6'da olabilir aslında arkadaşlar ya. Bunları artı 6'da deneyebiliriz. Birer tur daha deneyelim madem geçtiler. Malzeme de var. Yandı. Sen geçti. Ulan dur şunu da deneyelim bari be. Bunu da 7 yaptım arkadaşlar. Kuşakları emdirelim. Bunları geri satacağız. Biraz malzeme arttı. Bunlar pahalı aslında. Yani malzemelere 170 M falan harcadık sanırım ama incisi mincisi falan filan satacağız zaten. 120-130 M diyelim. Harcadığımız kutsamada 84 tane aşağı yukarı. 130'da 10 diyelim. Hadi 2060 M diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar emdirme kısmına geldik. Haydi bakalım bonus emişi diyelim. Şimdi öncelikle 20 olsaydı bir oran daha fazla verecekti. Ama 20 alamadım, çok pahalıydı. O yüzden 36'ya 19'u emdiriyorum. 7 ort verecekti, yapacak bir şey yok. Şöyle emdirdik. Ondan sonra 18 emişi arkadaşlar 34'e emdiriyorum. Şöyle 6 ortalama tertemiz. 17'lere de 30 ve 31'e emdireceğim. Bunların verecekleri ortalama da 5, değişmiyor. Bunları ben hesapladım. Şunu da şöyle emdirelim. Hayırlı uğurlu olsun. Elde ettiğimiz kuşaklar şu şekilde. En güzeli 48-67 6 ortalama. Yanında 45-63 artı 6 ortalama. 2 tane de 43-60 var. Aşağıdan da tam orada bağırmadan bir arkadaş 20 civon piyasa altı satılır yazıyordu. Şöyle alalım. Hayırlı olsun diye kendisine belirtelim. Görünce ucuz geldi açıkçası. Güle güle kullansın. Yani 30 STR'si var. Kahramanı var. Üst efsunu yani 15 ateş, 10 rüzgar. Hani değişir edebilir, kullanılabilir. Sura'yız zaten, sıkıntı yok, kullanırız. STR'si, kahramanı ve artı 9 olması beni cezbetti. İleride kullanırız diye almak istedim. Şöyle arkaya depoya bıraktım. Bence gayet güzel bir item. Hayırlı uğurlu olsun abi. Güzel bir item. Bunları da şimdi pazarımıza sallayacağız abi. Fiyatları hesaplayalım. Aşağı yukarı hadi 2.5 won masraf ettik. Yok 2.5 değil, 1.5 won masraf ettik diyelim. Diğer kuşakların da fiyatını hemen hesaplayalım abi. 1.5 won masraf artı 4 won o kuşak 19 emiş olan artı 3.6 3.6 3.6 16 won 30 M bir maliyet 16.5 won'a denk geldi bize bu 4 kuşak arkadaşlar. Şimdi şu 17 emişlerin yaklaşık ederi 5.5 won 5 won falan 5 won abi 5 10 won. Bu 18'in ederi yani 6 won hatta bu da 5.5 eder abi 15.5 bu yapıyor. Bunu da 8 won'a koymayı düşünüyorum abi. Bunların aralarında fark var. Hadi 23-24 dedik buraya da. Maliyet 16. Tabii 4 tane de yay vardı. 2 tanesi neredeyse para etmez. 36 ile 34'te toplasan 4 won ederdi. 20 olsa 24'e satsak. Yani artı basıp bir 4 won kar etmiş olduk. Kafadan şöyle hızlı bir hesap yapayım dedim size. Şimdi ben bunları pazarıma sallayacağım. Ufaktan hesabı dizmeye başlamak istiyorum arkadaşlar. Eldeki parayla. Güzel bir atış ayakkabısı yakaladım. Aslında şöyle bir şey de gördüm 11 mondan ama. 1000 hippi 10 kritik 3 bayılması var artı 0. Hani 1 mona artı 6 basarız 12 mona denk gelir. Ama ben hippi istiyorum abi. Saldırı hızı da güzel.
Aslında o da ucuzdu. Basıp pazara da konabilir ama şu an şaman ormanda. Parayı almak için yukarı gitmem lazım. Ne yapsam bilemedim açıkçası. Öyle de bir konu var. Bu ayakkabıyı almak istiyorum o yüzden. Şöyle 17 won'dan alalım. Haydi hayırlı olsun abi. İlk itemimiz şu anda tamamdır. Şimdi bir güzel metinli bir kolye bakmak istiyorum. Cennet kolye. Ama makule kaçacağım. Çok abartı olmadan. Kolyemizde güzel bir kolye buldum. Şu anda en ucuz 8 metin HP kritik kolyeler. Abi 17-18 won'dan başlıyor. Şöyle 1.5K 10 kritik CP absorbesi de var bak. Bu da çok güzel. Tek kolyeyle işimizi çözeriz. Zırhı falan değiştirdiğimiz zaman hani CP absorbe aramamıza gerek kalmaz. 7 metinle 1.5K 10 kritikle 12 wondan da bunu alıyorum. Hayırlı olsun abi, cevheri zaten bitecek. O yüzden şimdiden takalım. 1500 CP 10 kritik 7 metin 10 da CP absorbesi var. Gayet güzel bir item. 20 won paramız kaldı şimdi. Şaman'ı ormandan indirdim arkadaşlar. 1 saatte 350 bonusla 12 XP kasabildi. Şimdi bir de Okao'yu denemek istiyorum. Geldim dedim bir kalkan falan değiştirelim. Defans biraz da beceri olsun. Botmos çıkar. Bir de defans önemli. 10 şeytan kıracağız kalkandan. Onun yerine ya, hasarımız zaten yeterli. Bu arada tılsım yokmuş. Bir tane tılsım aldım. 8 wondan aldım bunu. Şöyle size de göstereyim. Zaten hasar zaten buradaki 10 şeytandan daha fazla bir hasar geldi. Zaten aşırı bir slot yoğunluğu yok, şey yok. Yeterli abi. Değişmelik fiyatı, yani değişmelik 5 efsunlulardan bile ucuz fiyata. Sersem artı 10 şeytan, 6 güç bir etkisi yok. Kalkan almış olduk. Bunu pazara atacağız. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bu arada zırhı da 15 rüzgara çektim. Yani HP'miz yükseldi ama tek şeyimiz, absorbemiz 5 kaldı. İdare edeceğini düşünüyorum çünkü 97 rüzgar oldu şu an üzerimizde. Gayet yeterlidir yani, hasar da fena değil. 97 rüzgar, şeytanı da size göstereyim. 77 şeytanımız var. 70 silahını alsam mı kararsızım. Hani ileride lazım olur mu, ne yaparız? Düşünemiyorum şu an açıkçası. Sura'yı açıp parayı komple ona verip kalkan dahil Okao'ya bırakmak istiyorum. Bir saatte de orada bakacağım bakalım hani orada ne kadar kasıyor. Yani yine 11-12 civarı kasıyorsa bu kadar eziyete gerek yok orman için. Daha iyi olur bizim için. Şimdi Sura'mıza parayla beraber kalkanı verelim. Ne oluyor lan, yere atıyordu. Sakin ol kardeşim. Parayı yanlış verdik. Ben aktarayım geleyim. He, bu arada aklıma geldi abi, gelmişken en önemli şey şunu bir açalım. Buradaki arttırmaları vesaireleri de değerlendirmek istiyorum açıkçası. Bunları da açtık. Şimdi buradaki efsun arttırmaları da değerlendireceğiz abi. Cennet kolyeye abanmayı düşünüyorum. Şu anda cennet kolyeye abanmayı düşünüyorum. Karına bir bakayım yine. Beyler en güzel kar yakut küpede. Giderse tabii ki de, giderse gitmeyebilir. 1.5-1.5 3 wona bunları alacağım. Görüyorsunuz en kötü 4 wona var. 3'e atarız gider. Tanesinden 1.5 won kar. Hiç fena değil. Bir won bozduralım. Şimdi ilk baş bir tane alacağım. Çünkü geçmezse eğer 9 tane arttırmamız var. Riske girmeyelim abi. Hani 3 efsun kalmasın elimizde item. 4'te 4 yapar mısın? Yapmadı. Şimdi 5 tane kaldı. Riske girmeyelim abi. Bunu yapalım. Tamam mı? Bunu yapıp pazara atalım. Diğer artırmalar şamanın üstünde kalsın. Kutsamalar için de bir yay falan bakacağım. Tamamdır. 5 efsun yaptık. Bunu da pazara şimdi 3 wondan sallarım abi. Bunu da 5 wondan sallarım. Aldığımız fiyatlara bunlar gitsin. Özellikle kalkan. Çok kararsız kaldım. Şimdi yay çok klasik bir tercih. Ama hani güzel bir tercih. Hani 36 artık delici bile para eder. Bıçak da öyle bir şey gelirse para etmez abi. 35-36 ortalama. Hani 2-10-3 won eder. Çok kararsız kaldım. Ya yani yine hakkımı yaydan kullanayım. Çünkü buna beceri gelirse süper olur. Eğer yaya gidip şimdi beceri gelirse açıkçası biraz koyar. Burada 5 efsun var fakat şunu almak istiyorum. Çünkü bunlara efsun denenmiş ve gelmemiş. Ama bu temiz böyle taze. Daha ellenmemiş. O yüzden bunu alacağım. Şimdi ben kutsamayla arttırmasını halledeceğim. Arttırma şamanı da artmıştı. Kutsama kürelerimi de depodan alayım. Ondan sonra Efsun atarken geliyorum. Haydi bakalım arkadaşlar, Efsun atarak başlayalım. Efsunlarımı arkadan getirdim. Toplamda 31 tane Efsun nesnemiz var. Hemen şöyle 5 Efsun yaptım. İstediğimiz tabii ki de hani herkes ister güzel Efsunlar. 56, 58, 60'lar ama biz 36 artı 1 delici istiyoruz. 40 zannettim. 4 ort maalesef. Devam. 16 ortalama. 23 ortalama, 5 derece, 20 şeytan. Mükemmel. Keşke 43-44 olsaydı. Devam ediyorum. 4 beceri. 8 beceriden. Efsunlar şu anda pek güzel değil açıkçası. Lan bir anda patladı be. İyi bir şey zannettim. 11. Ya gelebilir gelmeyebilir deniyoruz abi. Bunu sersem için Titan'a da getirip en azından biraz cebe para koyabilirdik ama riske girmek istedim. En azından beceri patlamasın da, çünkü 11 aman aman beceri patlama, çünkü
Bıçağı almadım. Beceri patlarsa üzülürüm açıkçası. Geldik abi şamanla devam. Efsunları rahat görebiliyoruz. 7 ortalama. Şöyle yakınlaştıralım. Oo. Vay anam vay ulan. 28 değil de 38 olsa 36 olsa yarı artı deriz. Güzel para koyardık cebimize. Devam ediyoruz. 10 ortalama. Yayın yerini de hazırladım biliyor musunuz? Pazarda tam iki boşluk ayarladım. 24. Olsun abi sıkıntı yok. Hala tutabilir bu arada. Son iki efsun koyduk. 24 artı delici. Sıkıntı yok abi. Denemiş olduk. Hiçbir zarar gelmez. Keyfimizi aldık. Bunu ben aldığım fiyattan pazara atarım şimdi. 6.44'ten. Zaten onun için yerde ayırmıştım. Denemiş olduk. Gelebilirdi abi. Sonuçta bundan 50 küsur ortalama yakalayanlar da var. Biz de yakalayabilirdik. Aldığımız fiyattan yayımızı pazara atalım. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Abi geldim Oko'ya. Görmüşken dedim şu botları bir keseyim. Bu arada güzel dayanıyoruz. Tabi özüt açık şu anda. 97 rüzgarımızda iyiyiz. Şunları bir keseyim. XP'lerine bakıyorum. XP'leri açtım slotların. Güçlülerin mekanına itmek istiyorum ama boss'ta olmasın. Yani en fazla bir tane çıksın. Gideceğiz bakalım. XP'lere baka baka ilerliyorum ben. Güzel XP'li bir yer bulursam bırakacağım abi AFK farmına. Farmına diyorum. XP kasmaya. Beyler burada bırakacağım AFK olaraktan. Şöyle odağımı da çok kısacağım. Slotlar zaten geliyor abi. Sağa sola takılmama gerek yok. Başladığım XP 35.72. Saati de yazacağım ben. 22.15. Tecrübe yüzüm zaten hani 2 dakikası gitti. Bir sıkıntısı yok. Neden dalmıyor? Otomatik av mı bitti? He saldırıyormuş. Tamam sıkıntı yok. Özüt bitsin diye açtım. Zaten potumuz ayarlı. Bakalım burada en azından hani 11-12 XP gelecek mi? Aynı ormandaki gibi orman acayip kalabalık. Tahmin ettiğim gibi. Teşkilat gibi geziyorlar var ya 7-8 kişi yan yana kasılıyor. Çok sıkıntı. Zaten hasar düşük. Biz kesemiyoruz. Hani ilk vuran direkt kritik atıp öldürüyor slotlar ufak olduğu için. Metne falan metin çıkıyor. Biz dalıyoruz. Biz kesene kadar 7-8 kişi olmuş oluyoruz. Oradan da XP bölünüyor. Burada dursun bakalım. 35-72, 22-15. Bence burada da yine bir 10-11 XP'yi kasar. Orada 12 kasmıştı. Haydi bakalım bırakalım. Şimdi arkadaşlar küpe bakıyorum. Artı 0'ı 5'e. Artı 0'ı 5 won olan küpenin 8'i 8 won 30 yani tamam 3 won normal basma parası. Hani 20 şeytanlı baktığım zaman artısı düşük olsun ben basarım desem bile şöyle 11.5 won'a var. Hani 20 şeytan bazı bosslara yarıyor. Ork yarayan var. Başka efsunlar yarayan var. Yarı efsun yarayan var map'te. Bu yüzden şu anlık aslında gerek duymadım. Yine de birazcık bakacağım abi. Hani yine eşya falan önemli değil. Varsa yine bir 30-35 STR belki verebilirim ama pek içime şu anda sıcak bakmıyorum buna o kadar para vermeye. Muhtemelen şimdi gidip 5 wonlu alıp kendim artı 8 basacağım. Artı 9'lar zaten. Tamam abi. Tamam 5 wonlu alalım abi. Zaten bu fiyatları vermeye gerek yok. 5 won 3M olanı alıyorum. Bakalım ben denemelere başlıyorum. Hem en azından kendi düşürdüğümüz arttırmalarla şamandaki bitince efsunlarla buna bir şeyler yakalamaya çalışırız. Keyifli ve kendimiz ürettiğimiz bir ürün olur, güzel olur. Beyler sonunda artı 7 yapabildim. 5. ya da 6. denemem. Kutsamayla parşömenle karışık denedim. Beraber şöyle sizinle artı teçhize vuralım. İnşallah geçer. Bayağı bir masrafı oldu saydım. Oh be çok şükür. Ettiğim masrafı saydım arkadaşlar. 150 en param vardı. 1 won oradan bir masraf ettim. 131 tane de kutsamam vardı. Yaklaşık işte 63-64 tane de oradan bir masraf ettim. 2,5 won falan masraf ettim ama hadi bunu atalım hatıraya. Bu yine aslında 30M falan ama aşağı atacağım bunu da. Demin de aldım attım keşke atmasaydım dedim. Yani yine hazır almaktan ucuza geldi olsun sıkıntı yok. Hazır almaktan ucuza geldiği sürece sıkıntı yok. Bir 50M ucuza geldi hazır almaktan. En azından kendimiz basmış olduk. Hayırlı olsun bakalım bu eksiğimizi de tamamladık. Titan kalkanını da buldum. Valla 8 wona 12 zeka 10 blok düz alacaktım ama artık böyle bir şey alacağız. Bunu gördüm ben beğendim yani. Bunun bir kaçarı yok. Bu adamın pazarına da bir bakayım merak ettim. Dediğim şey buydu arkadaşlar. Size göstereyim 8 won olanı. Bakın 12 zeka 10 blok yanında da işte hayvan ölümsüz mistik vardı ama bunu görmüşken valla aşık oldum. Hani beğendim baya. Artı 8 olduğunun farkındayım. 9'lara baktım. Hani 9'un değişmediği bile 17-18 olduğu için çok pahalı fiyatlara çıkıyor. Gerek yok. Düz alacaktım işte kafama koymuştum. Yine de bakayım dedim. Beğendim ya ne diyeyim. Bence gayet güzel. 12 zeka 10 blok. Yani biz şimdi buradan 17 bon karşılığında işe yarayacak olarak 20 şeytanla 40 STR alıyoruz. Şeytan da çok mühim değil de STR mühim abi.
Hayırlı olsun abi. Biz bunu gidip alalım şimdi pazarına da bakalım. Bulayım ben bir adamı. Beyler adamın tek itemi buymuş. Sanırım piyasa altı bir pazar kurdu. Biz bunu alalım. Hayırlı uğurlu olsun. 12 zeka 10 blok 20 şeytan ve 40 STR'mizi de aldık. Mükemmel oldu. Şimdi aklımda bir bilezik var. Kaskı bu arada bunu taktım. Çünkü hani bir önemi yok şu anda biliyorsunuz. Sürgünlük kaskı pazara atmıştım. Geri aldım. Onu takmaya karar verdim. Bir bilezik bakacağım abi. Bir de Nefrit Demet'in keselim diye diyorum ki bir bustasımı alayım. Oradaki bossları da dönebiliriz. Bak aklıma geldi. Önce bir tılsım alacağım lan. Önce bir tılsım alacağım. Bakayım bir fiyatları inşallah çok pahalı değildir. Hani şöyle bir 8-9 onu istediğim tılsımı çözsem iyi. Beyler tılsım baktım. Şöyle 10-10-75'e. Onu boş ver. 11 bona 25 buz, 12 bona 25 buzun yanında savunmalar var. Ama şöyle bir şey fark ettim ki yine aynı 12 bona biz şöyle bir tılsım ayarlayabiliyoruz. Bu sefer 2 element oluyor. He benim için 2 element fark ediyor mu? Fark etmiyor. Neden? Simyal setim olmadığım için mesela topraklı mı? 25 toprak hem de element. Karanlık mı? 25 karanlık hem de element yapabiliyorum. Ama şöyle arkadaşta bir tılsım var. 25 buz, savunma ve toprak dirençli. Bu da 12 bona geliyor. En azından 2 element olsun değil mi? 7 bona bunu alıyorum. Ondan sonra geliyorum. Mon bozdurup bunu alıyorum abi. Ondan sonra basıyorum ve tılsımım hazır. 3 elementlik 3 tane 25 dirençli tılsımım oluyor. Yanında toprak da var. Haydi bakalım basalım arkadaşlar şöyle. Güle güle kullanalım. Hayırlı uğurlu olsun. Tılsımımızı da taktık. Aklımdaki bilezik abi HP delici ufak bir STR'li makul bir şey. 9 olması şart değil. Onun için birazcık mesai harcayacağım bakalım. Beyler 16 10'a kadar baktım. Aradığım tarzda bir bilezik yoktu. Fakat burada 1.5 IP 10 IP absorbe 15 rüzgar 5 delici 30 STR'li bir şey buldum. Kanaması da var. Hani o da işimize yarıyor. Hiç fena değil. 5 delici iyisi sadece ama element ve IP absorbe var en azından. Ben düz bir şey bakıyordum da bulamadım. Gayet güzel bence. Zaten 30 STR'ler 13-14'ten başlamaya başladı. 6 mona da özür dilerim. 10 mona da bunu aldık. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Güzel oldu bence itemlerimiz. Şöyle petle beraber atladıyken 14.5K'da HP'miz var. Biraz kostüm enstrümanını değişmek istiyorum. Hani şimşekte çok bir işimiz yok. Yani var aslında. Şimşekli map'te metin kesebiliriz ama oynayalım bakalım ya ne gelecek. Ben seviyorum efsun atmayı. Hoşuma gidiyor. İkisiyle de oynayalım. Zaten çok büyük bir özellikleri yok. Birkaç tane beraber atalım sizinle. Ondan sonra 10 ateş 10 rüzgar. Değişelim bakalım ne gelecek. Tamamdır. Ben devam edeyim atmaya. 2000 ipi 5 ipi absorbe geldi. Bakalım neleri görebilecek. 2000 ipi 5 ipi absorbe. Bayağı bir attım arkadaşlar. Yani zırha belki 10 efsuna falan geldi. Gözüme hoş geldi bıraktım. Buna bayağı bir attım. Belki bir von olmuştur. Hiçbir şey gelmedi ya. 10 rüzgar 10 şimşek falan bir şey gelse bırakacaktım. Defalarca 8 saldırı hızı. 5 yarı 10 büyü geldi korktum yani Allah'tan 10 yarı 15 büyü gelmedi. Satmaya falan uğraşacaktık. En sonunda bir şey getirebildik ama yani. Bir tane de bir yolumuzu verelim. 6 tane kaldı. Şimdi gidip hasar denemek istiyorum. Nereye gidelim? Nefrite gidelim mi? Aslında gölge öfke metni kesmek de mantıklı ama Nefrite gidelim abi. Bir hasar denemesi yapmak istiyorum. Merak ediyorum hasarımı. Beyler sonunda bir tane metin buldum. Hasarımı da denemedim. İlk defa sizde deneyeceğim. Yakutumu açtım. Tahmin veriyorum abi. Şunları da basacağım bu arada. Tahmin veriyorum. Tahminim şu. 15K diyorum. İşte denemedim. Yalan yok. Haydi bakalım. Hadi çift yeşil istir basalım. Bakıyorum kaç vuruyoruz. Oo, oğlum 16K vuruyoruz lan. Ulan Efsa Yakut takılır mı diyenlere bak. Bak aha bu da cevap olsun. Mükemmel bir hasar ya. Tamam yeter daha ne olsun map'te metin kesmek için 16K gayet yeterli bir hasar. Yalnız şöyle bir şeyimizi takalım abi. Eldivenimizi takalım. Haydi bakalım. İlk metnimizi beraber patlatalım. Bakalım ne drop alacağız. Hasar çok güzel ya. Efsun nesnesi. Aa event varmış. Demek ki o yüzden kalabalık. Güzel abi. Unutkanlığımız var. Beceri kitabımız var. Pelerinimiz var. Eldivenimiz var. Şu an önemli. Hiç eldivenimiz olmadığı için. Tecrübe yüzüğü var. Almayacağım abi. 600K falan ediyor pazarda. Pazarım dolu zaten biliyorsunuz. Çanlara, yelpazelere tabii ki de bakarız. Hatta her şeyi alırız abi. Bak bu tarz her şeyi alırım ben düştükçe. Elbise melbise. Artıya zırhları sanırım bir ederi var. Onları satabiliriz. Diğerlerini de PT ederiz bak. Çünkü bu arada BK'lar ejderha dönüşü unutkanlık. Suikast BK. Çünkü abi pet'i level atlatacağız. Arada pazardan mama da çekeceğim. Bu pet'in level atlaması şart. Haydi bakalım bir metin daha bulalım.
Haydi bakalım, bir metin daha buldum. Ben hemen bunu da serisinden keseyim. Daha sonra da ne düştüğüyle geleceğim. BK olarak nasibimiz var arkadaşlar. Çükleme BK aldık o metinden. Bir arkada o biri daha var. Tabii ki de kalabalık. Malum Ruby'deyiz. Burada metin bulmak falan oldukça zor. Ruby'ler bir o yönden sıkıntı ama kalabalık ve event konusunda çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle bir çağrı dizip atıyorum ormanda orada burada metin keseceğine, ikinci köyde kesmek daha mantıklı. Öyle de bir sıkıntı var yani. Abi bir de Kızıl Reis deneyelim. Benim bildiğim bu zor, boss çok zor. Kızıl Reis boss'u. Ama bir deneyelim bakalım. Zaten artılarımızın süresi devam ediyor. Bakalım kesebilecek miyiz? Yanlışım yoksa buna ork işliyordu ya. Yani doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama ork işliyordu gibi. Toprakla tılsımı bir takalım. Yoksa yarı insan mı işliyordu? Neyse sıkıntı yok. Keseceğiz gibi. Keskinin gözünü seveyim ya. Aha keskinlik bitti. Nazar değdirdik kendimize. Ulan bittiği için keskinlik bug'ı da yapamadık. Neyse dur, büyülü zırhı da açtık. Devam bakalım. Karanlık sandık garanti atıyordu sanki bu boss. Beyler sandığı attı. Ulan gümüş defineymiş. Oğlum karanlık sandığı mı ver lan? Nereye attı acaba? Heh buldum. Tamam karanlık sandık atıyormuş garanti. İyi bu artı basmaları da oh mis gibi. Pelerini attı mı lan acaba? Abi bunlar pet'i iyi besler ha. Ben zamanında böyle 95 level'e pet kasmıştım. Şöyle herhalde. Evet pelerini atmamış abi. Olsun bunlar da iyidir. Sıkıntı yok. Bunları alalım devam edelim. Aa Efsun atmış bir tane de bak. Bunu yeni gördüm. Güzel güzel. Efsun da attı. Fena değil. Süper ya abi. Tılsım da var ya. Kızıl hırsız mı? Toprak. Triton mu? Triton'u bulamadım bu arada. Hedefim onu da bulmak. Onun da ifadesini alacağım. Abi peşindeki metinden bir tane daha aldık. Efsun bu ne oğlum? 4 ya da 5 tane kestim. 3 tane zaten Efsun aldım. Bereketiyle geldi. Herhalde şimdilik ara vermem gerekecek. Ben yine şu bu kadar eldiven yeter. 2-3 tane eldivenimiz var. Artı şeyleri toplayayım. İtemleri pete yedireyim. Daha sonra da biraz mola vereyim. Belki de bugünlük bu kadar yeter zaten. Geç oldu. Bu arada tam 1 saat oldu. 35-72'den 44-46. Yani 9 XP kasmış. Orman daha iyi abi. Yani orman bunun %30. Tabi %30 daha iyisiydi. O kadar kalabalık olmasına rağmen. Ben müsait bir zamanda bunu ormana atayım. Yine orman daha iyi, yapacak bir şey yok. Şaman 98 oldu arkadaşlar. Hatta biraz da XP kastı. Orman acayip derecede çok kalabalık olduğu için indik şu anda. BK okumaya geldim. Bu arada kritiğimi Y2 yaptım. 9 BK kalmıştı zaten. Onu ben okudum. Artık ufaktan BK okumalara başlayacağım. Kusamayı okumayacağım. Kükreme, tılsım, bir de darbeyi okuyacağım. Bakacağız bakalım. Bunları artık göstermeyeceğim. Çok gösterdim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 5 tane karanlık sandığı kasabildim. Fazla kasamadım. İnşallah bakalım bir dahaki bölümde biraz daha farmımıza yöneliriz. Bu kadar yapabildim. Şöyle sizi diğer ekrana alayım. Burada da videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çıkmadan da beğeni atmadıysanız veyahut yorum atmadıysanız da telefondan hype atmadıysanız atarsanız sevinirim. Herkese sağlıklı günler. Allah'a emanet olun.